Eşkıya Dünyayı Hükümler Olmaz dizisini tek bir emoji ile tarif edebilir misin? Senin için o mu? Atıyorum, aklıma o geldi, bilmiyorum. Hepsi var canım. Benimki gözlük. Gözlük mü? Güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü. Evet. Tag Life. Benimki şu olsun o zaman. Kızgın surat olabilir, var ya kırmızı. Ha. Böyle şey. Oktay abi kızınca böyle bakıyor ya. Yani o olabilir. Oktay abi öyle bir şey yapılabilir aslında. Emoji mi yapacağız Oktay abi? Ya WhatsApp'la iletişime geçin çocuklar. Nasıl bir şey yapalım? Sonra döver bizi abi, olsun. Üçümüz de Fenerbahçe taraftarıyız. Evet. Bu taraftarlık böyle yarıştırılabilecek bir şey değil. Kesinlikle değil. Ama sizce aramızdan hangimiz daha fanatik? Daha ateşli? Ateşli. Daha hırslı? Maçta izlerken kendinden geçen, hayatı küsen? Ya hepimiz sen de iyi Fenerliyiz. Sen bence ateşli değilsin. İyi Fenerliyiz hepimiz. Evet. İyi sen ateşli yani. Değilsin, sen çok hakimsin. Evet abi, çok sakin izliyor ya. Çok hakim. Sakin değil, hakim. Ama sakin de izliyor bir yandan. Hayır, sakin de değil. Kaptırıyor kendini ama... Aykut Kocaman gibi. Öyle bakıyorsun, evet. Bazen ben mesela çok kaptırıyorum kendimi. Sonra niye bunu yaptığımı sorguluyorum o an. Yani bana ne diyorum, o kadar da yani abartılacak bir şey yok. Maç yani. Ya taraftarlık bence hani bir şey yoktur. Sen daha iyi Fenerlisin, sen daha iyi Fenerlisin, ben daha iyi Fenerliyim diye bir şey yok. Bir ölçütü yok, evet. Yani Fenerlisin işte, Fenerliyiz. Evet. Peki, halı saha maçları yaptığımız zamanlarda, yapabildiğimiz bu pandemiden önceki zamanlarda hangimiz daha hırslı? Hırslı. Ozan hırslıdır. Ben öyle hırslıyım. Yani sen bir şey mi? Sen hırslısın abi. Şimdi hırs neye? Şimdi bir dakika. Bir dakika ya, bir saniye. Hırs derken yani neye göre? Yani toplumun peşinden yok mu bunda? Ha, yok canım, bende hiçbirimizde yok o. Emre Belözoğlu hırsı. Olsa zaten herhalde. Olsaydım zaten kaptandım ya. Yani nerelerdeydi şu an? Ben hırslıyım top oynarken. Ama şey değil yani. Alacağım seni, yok, tutacağım. Abi, şey, Ozan kaç numara peki? 8 kaç? Numara. Ha, 7. 7 mi? 7 numara. Kanat. Tabii. Sen kaç numarasın? Abi benim yani adım Yalçın yani. Sergen Yalçın'dan geliyor. Ben yani forvetsin. Yok, 10 numarayım abi. 10 numara. Ben oyun kurarım, diagonal paslarım. Çok da mütevaziyim ve... Abi yani sen 9 numara abi. Olabilir, bilmiyorum. Yani ben nerede oynadım? Sen kanatta da oynuyorsun ama. 11 numara da oynuyorsun. Kanatta oynamıyorum. Ben kanada yönlendiriyorum Yunus'u genelde. Çünkü genelde orta açan ben olduğum için Yunus hep, Yunus koştur diyorum. O çok güzel gidiyor. Ben de atabilirsem, becerebilirsem çok iyi. Sen bir ortayla... Koşuyor. İleri geri çalışıyor. Ama tabii. Şu anda içimizde lisansı olan bir tek Ozan. Evet, olarak. Geçmişi olan. Yani geçmişi olan Ozan. Ya, hangi takım? Gençler Birliği miydi? Hayır canım. Ankara Gücü? Köy Hizmetleri. Ankara'da mıydı? Sarı Lacivert. Ankara değil, İzmir. 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 Gizli bir özelliğiniz var mı? Gizli bir özellik evet. Mi? Evet. Gizli. Söylersem ne anlamı? Gizli. Öyle, öyle bir gizlilik değil. Ada iç mimar. Bir de 12-13 enstrüman çalıyor abi. Evet. Ya adam iyi enstrümanlar. Ya mesela araba çok iyi kullanırım. Aa, ben arabayı iyi kullanırım. Sen arabayı iyi kullanırsın. Araba iyi kullanırım. İnşallah güzel de bir film gelecek zaten arabayla. İnşallah. Onu yapacağız ya. İnşallah. Bir şekilde yapacağız. Hadi niyetimiz bakalım. Niyetimiz o yönde. Şimdiden başladık. Ben kahve dükkanı açtım. O zaman... Evet. İç mimarlar arada devam buluşuyoruz ediyor. Düşün yani ben. Sen bu aralar konserleri arttırman lazım. Bu birikimle inşallah bir canlı müzik mekanı işleteceğiz galiba. Patron. Hakikaten doğru diyorsun ya. Bu bunlar birikince yani. Mobilyalar, bir kahvesi, sahne, sahne. Olmadı ya. Gizli bir özellik çıkmadı mı Yunus abi? Ya çıkmadı yani, biliyorsun bütün özelliğimizi basketbol oynadım işte zamanında, o kadar öyle. Bilemiyorum yani. Senin? Ve kimsenin bilmediği. Kimsenin bilmediği bir özellik. Mesela yürüyüşçü, sen çok yürüyüş yapıyorsun değil mi? Tabii, trekking yapıyorum. He. Böyle hani işte kaç tarafında falan tabii, özellikle. Tabii. Doğa sporlarına meraklıyım diyeyim. Hı. Yani ekstrem, ekstrem sporlarına. Yürüyüş gerçi meraklıyım. Ekstreme girmiyor ama. Tabii. Girmiyor. Yani yamaç nasıl paraşütü. Nasıl yürüyordun? Şuursuzca bir yürüyüşte. Ekstrem bir şekilde yürüsen Allah aşkına. Likya yolunda mesela. Yürüdün mü onu? O yolu, evet, yürüdün, o yolu yürüdün mü? Part part yürüdüm. Hepsini baştan sona yürüdüm. Nasıl yani? Ama hani zaten insanlar part part yapmıyor mu onu? Part yani part part bir süre gidip daha sonra orada dinlenmeye başlıyor gittikleri, vardıkları noktada. Sonra devam o ediyorlar. Var. Şey de var. Mesela atıyorum ben bu sene Eylül'de buradan buraya kadar yürüyeceğim. Oktay abiden yediğimiz en büyük fırça. Gerçek fırça mı? Gerçek fırça yemedim. Yemedik ki. Gerçek fırça da olabilir.
Yemedik. Şakayla karışık fırça da olabilir. En güzel yediğim sette, dayak. Sette yani. Dayak. En güzel yediğim dayak şeydi ya. Çimende. Eski hızlı evde yok. Çimen değil, odada sopayla dövdü var. Sopayla mı dövdü? Neyle dövdü? Bayağı kaçtım yani. Ama hak ediyorsun. Evet, hak ediyorum. Yani bu kadar uğraşılmaz. Sen vallahi çok uğraşıyorsun ama ya. Kardeşler, siz beni satmasanız bu iş bitecek biliyorsunuz. İkiniz yok de satıyorsunuz. Şey. Yok. Kabul ben, et. Ben böyle bir şey yapamam. Ayıp. Ben satıyorum ya. Çok sert vuruyor abi adam. Hani anladın mı yani? Karşılık veremiyorum. Güçlü de. Evet abi. Güçlü de. Bir sonrakine atölyedeyiz. Bir sonrakine. Ama şöyle bir şey yapacağız. Bize Ozan bizi çalıştıracak acaba. Aa, bir dakika. O zaman Ozan bizi çalıştıracak. Orada paso çay içeceğiz. Haberiniz olsun. Çok yok bayağı şöyle ha. Tamam. Ben sizi çıraklarım yapacağım. Sizden istediğim şeyleri vallahi. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Çok güzel. Çırak yapacağım size. Tamam. Ne giyiniyoruz? Var mı özel bir şey? Çırak yani kıyafeti var abi. Kıyafetimiz var mı? Hazır mı? Hayır. Ben size ayarlayacağım. Çırak kıyafeti. Zor soru geldi. Bittik biz. Ben sana söyleyeceğim. Challenge accepted abi. Ama yok efendim, bu yakışmadı bana. Ay beni açmadı. Yok bunun pembesi var mı gibi şeyleri istemem. Sana verdiğim şeyi giyeceksin. Tamam abi. Absürt şey olmayacak. Absürt olmayacak. Absürt olmayacak. Peki sen giyeceksin mi aynı? Tabii ki hayır. Ben ustayım. Ay. Yani onu beraber giyeceğiz. Sen ne giyeceksin? Giyeceksin. Tamam lan, ben de giyeceğim. Sen de giyeceksin. Tamam. Tamam. Bundan tamam yapabilecek miyiz mesela? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz ama bu hemen yapılabilecek bir şey yok. Hemen yapılabilecek bir şey değil. Ama aslında bunun daha basit hali. Daha hani hemen yapılabilir ama bu sefer işin içine biraz şey giriyor. Mesela ben bunda vida kullanmadım. Kullansam da şey yaptım, gizledim. Vida kullansan da gizlemek için falan filan işte birazcık vakte ihtiyacım var. Özellikle yapıştırıcı kullanıp da ahşabı yapıştırıyorsan daha da çok vakte ihtiyacım var. En az 2 güne ihtiyacım var. Tamam. O yüzden bir gün içinde yapamayız. Ama bir gün içinde benim oradan alıp eve götürebileceğim herhangi bir şey yapabileceğim. Tabii ki söylenmek var mı? Yani bir şey yaparken böyle arada. Tabii ki. Böyle şeyler tabii var ki değil mi? Artık muhabbeti diye baksan kapatabiliriz. Evet, kapatalım. Ben kendi adıma. Güzel sohbetti. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu ağaçları tutmasını isteyeceğim. O tutacak, ben burayı alacağım. Bize yapıştırmada bunları tek parça halinde de buraya uygun ağaç kesmen olacak. Oğlum elini düzgün tut. Hazır mısın Yalçın? Ben evet, bir de bunu kullanmak istiyorum hocam bir ara. Hocam zımparadan sonra kullanırsın işte. Toz olur. Kompresörü kullan. Yok başka. Tamam ben hadi ya. Ben. Siz de mi uğraşın?